7. dönem toplu sözleşmemiz sonuçlanmış durumda. Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak. Ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda da mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı. Onun için öncelikle hayırlı uğurlu olsun. 11 hizmet kolunda 128 adet yeni ve revize madde var. Yani ilave kazanımların oluştuğu madde var. 291 toplam hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. Bu açıdan memurlar açısından önemli bir süreç. En önemli sosyal diyalog mekanizması, en önemli çözüm merkezi toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz. Geceli gündüzlü çalışıyoruz. Saat şu an gecenin 4'üne yaklaşmakta ve ancak içeriden çıkabildik ve imzalar ancak atılabildi. Bu da şunu gösteriyor. Memur toplu sözleşmesinde 4688 sayılı yasanın değişmez zaruretini bir kez daha bu durum işaret ediyor. Bu konuda da bir madde aldık, bir madde imzaladık. Orada da memur toplu sözleşmesine ilişkin 4688 sayılı yasayı Çalışma Bakanlığı'nın himayesinde sosyal paydaşlarla çalışacak ve buna ilişkin bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız yasal düzenleme için. Bu da çok kıymetli bir adım olmuş olacak. Genele ilişkin üzerinde uzlaştığımız ama hakeme gidecek olan hükümler var. Oransal kısımda uzlaşamadığımız için. Dolayısıyla bakanlıkla ortak uzlaşı içerisinde aldığımız kısımda şeflerin, müdürlerin, mühendislerin, şube müdürlerinin, mimarların, veteriner hekimlerin, müdür yardımcılarının, tabip dışı sağlık personelinin, tekniker, teknisyen gibi birçok ünvandaki arkadaşımızın da bu anlamda çalışanımızın da toplu sözleşme hükmünde gözetildiği başlıklar var. 3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan bu toplu sözleşmede masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik ve bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Olağanüstü gayret gösterdik ki masadan çözüm üretelim diye. Çok önemli adımların hizmet kolu bazında atıldığını görüyoruz. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak, ülkemizin şartları nispetinde olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Şüphesiz daha fazla kazanım üretmek için elimizden gelen gayreti yine göstermeye devam edeceğiz. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum kamu görevlilerine. Ülkemizin üçte birinin neredeyse deprem felaketi yaşadığı bu süreçte masadan önemli kazanımların üretildiği, önemli nefeslerin alınabileceği bir zemin oldu. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gecenin bu vaktinde bizleri özellikle beklediğiniz için sizler de yoğun bir mesai sarf ettiniz. Tekrar teşekkür ediyorum herkese. Hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun, var olun.